Merhaba arkadaşlar, Kripto Coin Çarşısı'na kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Yeni bir günde yeni bir video ile tekrar karşınızdayız arkadaşlar. Büyük bir fırtına geldi geçti. Tabii ki burada ne yaptı? Savrulanlar oldu, yerinde sayanlar oldu, yani panik yapmayanlar oldu, elindekini kaptıranlar oldu. Oldu bir şeyler arkadaşlar. Peki dün Telegram grubu kanallarına gece saatlerinde dışarıda olduğum için tekrar yayın yapamadım arkadaşlar. Vaktim olmadı. Kusura bakmayın. Ama canlı mesaj, sesli mesaj bıraktım arkadaşlar. Dinleyenler olmuştur. Yani Çin'de artan Covid vakaları günlük dedik 30-40 iken 200 binlerin üzerine çıkması ve karantinaya girmesi bazı bölgelerin. Biliyorsunuz FED Başkanı'nın açıklamaları oldu önceden. Bunlarla ilgili beklentilerin Mayıs ayında acaba ne olacak? 50 bas puan gelecek mi? Sıkılaştırma politikası devam edecek mi? Enflasyonun yüksek oranda seyretmesi ve petrol fiyatlarındaki dengesizlik gibi 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 bütün olumsuzlukların bir araya geldiği bir anda ne yaptı? Yaklaşık 450 milyon dolarlık bir satış gerçekleştirdi. Satış gerçekleşti kripto camiasında. Yani çoğu panik satışlar oldu. Çoğu kar realizasyonu oldu. Ama eğer bizler yatırımcıysak yatırımcı piyasasında bu tür hareketler olacaktır. Dünkü hareketler biraz normal dışıydı arkadaşlar. Bunu söyleyebiliriz. Normalin dışında olan hareketlerde yapmamız gereken tek şey ekranlardan uzak durmaktır. Bunu defalarca söyledim arkadaşlar. Siz yani herkes bir şeyler söyleyebilir. Sosyal medyada söyleyebilir, her yerde söyleyebilir. Biz bile eleştirilebiliriz. Yani bazı kardeşlerimiz yazmış hocam sizi falan kanallar eleştiriyor. Artık öyleyse meyve veriyoruz arkadaşlar. Meyve veren ağaç taşlanır değil mi? Yani bizim hedefler piyasanın normal gittiğinde çektiğimiz okların isabetli oluşları tabii ki ne yapacaktır? Dikkat çekecektir. Neyse kardeşlerim, önemli değil. Kim ne derse, nasıl konuşursa konuşsun biz yolumuza devam ediyoruz. Bizi bilen biliyor. Evet. Şimdi bir de şunu anlatıyorum arkadaşlar. Yeni giren kardeşlerimiz var. Herkese hoş geldiniz diyoruz. Bu videolarımızın altında sadece benim değil, bütün yorumcuların yani analizcilerin işte yani videocuların diyelim kanallarında herkesin logolarını kopya yapıp izleyicilerini dolandırmak için elinden gelenlerini yapıyorlar. İşte bizim adımızı kullanıyorlar. Bunları bilenler biliyor. Bilmeyenlere de söylüyorum. Kesinlikle cevap vermeyin arkadaşlar. Telegram grubuna gelince, bizim Telegram grubumuzdan Telegram grubuna katılan kardeşlerimize benim adıma yine mesajlar gönderenler var. Bu da bottur arkadaşlar. Yani trolldur bunlar, dolandırıcıdır. Biz ne yapıyoruz? Bizim iki tane Telegram grubumuz var dedik. Birincisi katıl butonuyla rozet alıp üyelere ait olanlar. İkincisi normal herkesin katılabileceği bütün videoların altında linki olan. Bu bütün videoların altında linki olan Telegram grubuna katıldığınız zaman siz bana yazamıyorsunuz. Bir kere buradan uyanmanız lazım. Ben size sadece haberlerden ya da ani gelişen coinlerden bir gelişmeler olursa onları not düşüyorum, sizlerin haberi oluyor. Ya da yeni bir video çekersem oraya düşüyorum. Video çek, kaydı bitti, yayına girdi, izleyebilirsiniz gibi. Ya da web sitemde paylaştığım bir makale ya da yazı olursa bunu web sitemde paylaştığımı oralarda sizlere bildiriyorum. Başka bir şey yok arkadaşlar. Yani bunlara dikkat edin. Evet hoca, tamam bunların çoğunu biliyoruz diyenler de var. Sadete gel diyenler de var. Ama söylemek zorundayım arkadaşlar. Dedik bir fırtına geldi geçti. Tekrar para girişleri başladı arkadaşlar. Total 2'ye baktığımızda %1,5 oranında an itibariyle para girişi ve 1 trilyon doların üzerinde olduğumuzu hala söyleyebilirim.
Dominans'ta küçük bir kırmızılık 41.74'lerde. Bitcoin'de de %1.5'a yakın tekrar yukarı hareketiyle ne yaptı Bitcoin? 40 bin doların üzerine kendini attı tekrar. Bir önceki videomda da anlattım. Daha önce söylediğim gibi altta mevcut bulunan desteği 40 bin doları denerse, altına da 39 lira iğne atarsa 50 bin dolara daha sert çıkarız demiştim. Hay dilime eşek arası soksun dedim. Neden dedim? Hemen geldi oraya. Evet. Arkadaşlar bu piyasada yarın ne olacağını kimseler bilemez. Biliyorum diyen kişiler de yalan konuşur. Biz burada grafikler, formasyonlar üzerinden konuşuyoruz. Nasıl çalışır? Yani piyasa normal seyrederse çalışıyor zaten. Buna şahitsiniz. Hepiniz biliyorsunuz. Ama bir olumsuz durum gerçekleştiği an, büyük bir satış dalgasıyla karşılaştığımız an, unut. Gitti formasyon falan kalmadı. Evet, neyse. Herkes bunları biliyor zaten. Bunları bir kenara bırakalım. Şöyle, bugün öne çıkma ihtimali olan hangi coinler var? Onları değerlendirelim arkadaşlar. Bitcoin'de dedik, an itibariyle 40 bin doların üzerine attık ve %1.5'luk yukarı yönde. Şimdi yavaş yavaş Bitcoin kırdığı destekleri kendine direnç olarak algılamaya başlayacaktır arkadaşlar. Hocam bu nasıl olacak? Arkadaşlar, kırılan destekler dirence, dirençler de desteğe dönüştüğünü her videomda anlattım zaten. Zaten bizim videolarımızın çoğu eğitim bazındadır. Şu anda daha önce desteği bulunan 40 bin dolarlık, 40 bin 200 dolarlık 4 saatlikte çizgimiz şu anda bunun direnci durumunda. 40 bin 100 dolar diyelim. Ardından da arkadaşlar 42 bin 200 dolar ve üzeri, onun ardından zaten ortalaması EMA, hareketli ortalamalardan EMA 200 günlük ortalama var sırada 4 saatlikte. Buraları yavaş yavaş kıracaktır. Ha, hocam daha geri dönmez miyiz? Arkadaşlar bu piyasada dedik ya, olumsuz rüzgarlar eserse Bitcoin gelir aşağıda 37.500 doları da test eder. Evet. Ama yok. Her şey normal şekliyle. Herkes kendi bildiğini yaparsa işte o zaman Bitcoin haydi sen sağ, ben selamet, velat talin amin, 50 bin dolara doğru gidecektir. Tabii ki anlattıklarımızın hiçbirisi kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Ben bu kanalda hangi birinize arkadaşlar A coin'i güzeldir alın, B coin'i kötüdür tutmayın satın, C coin'i idare eder elinizde tutun gibi kelimeler kullanmadım, kullanmam, kullanmayacağım da. Çünkü yatırım tavsiyesi vermiyoruz biz. Biz diyoruz ki şu coin'e dikkat, bu coin'i araştırın, bakın kafanıza göre takılın. Yapacağı hareketleri anlatıyoruz, karar da diyoruz zatı halinizindir. Zaten eğer biri size arkadaşlar bu coin çok güzel, bunu buradan alın dediği anda terk edin kardeşim o kanalı. Evet. O size bir yatırım tavsiyesi vermeye çalışıyor. Sizin sorumluluğunu, kimsenin vebalini kimse kaldıramaz. Şimdi sen kendin yatırımcı olabilirsin. Yatırım yapabilirsin. Bir de aileden birini ya da arkadaşının parasıyla dersen ki arkadaş şu coin güzel, buna gel girelim. Bir de onun vebalini üstlenirsin, o seni acıtır arkadaşım. Yok böyle bir dünya. Herkes kendi sorumluluğunu kendi bilecektir. Herkes kendi vebalini kendi çekebilir ama başkasının vebalini çekmek ağır olur arkadaşlar. Evet, yükseleceğiz mi hocam? Tabii ki yükseleceğiz. Her videomda ne dedim? Biz her zaman iniş inemeyiz arkadaşlar. Bu işin çıkışı da var. Her gün çıkış olmaz, bunun inişi de var. Ya arkadaşım, tamam güzel konuştun, güzel panik yaptın. Gelelim günlük grafiğine bakınız. Günlük grafiğine gelelim. Dedik ki şuradaki hareketin aynısı gelecek, buradan aldı başını gitti. İzleyen kardeşlerimiz vardır. Doğru mu? Doğru. Bakınız, şuradaki dibi geldiğimiz zaman aynı şekilde bulduk arkadaşlar. Biz bu dipten milimetrik olarak nereye gittik arkadaşlar? Bakınız, buraya gittik. Burası neresi? 68 bin dolar.
Doğru mu gittik? Hayır arkadaşlar. Çünkü geri çekilmeler, düzeltmeler, hele şuradan mesela 69 binden, bakınız 69 binden bir anda 58 bine geldik. Yaklaşık 10 bin dolar düzeltme yedik. Tekrar geldik nereye? Yine 69 bine. Yani böyle düzeltmelerle yolumuza devam edeceğiz. Nereye kadar yükseldik arkadaşlar? 14 Mart fazla uzak değil. 14 Mart'ta bizim fiyatımız neydi? Bakalım. 37 bin dolar seviyeleri. Güzel insan. 14 Mart'ta sen 37 binden girdiğin bir coin, bakınız Bitcoin, bununla beraber yükselen coinler de var tabii. Arkadaşlar 26 Mart'ta 47-48 binleri iğneleyen bir Bitcoin'den bahsediyoruz. Bu çıkışın, bu düzeltmesi olacaktır. Yanına bir de olumsuz haberler ne yaptı? Buradaki konum tekrar buraya gelecek. Yani 48 bin ilk hedefte. Lafın kısası, battık, gittik, çıktık diyen kardeşlerimiz sabırsız kardeşlerimizdir. Sabretmeyi bileceksin kardeşim. Yatırımcıysan yatırım piyasasında kar realizasyonu yapıldığında, herkesin karını alıp çıktığında sen ne yapıyorsun? Çünkü çoğu coinlerimiz ne yapıyor? Ne yaptı? Bir rally yaptı. 70-80, 90, %110, %120 rally yapan coinlerimiz olmadı mı? Sen burada zaten karını aldın. Ama bir şey söyledik değil mi o dönemde? Arkadaşlar, bu yükseliş dönemlerinde kar yapamayan kardeşlerimiz olacaktır. Hatta ve hatta zarar eden de olacaktır. Niye? Elindekini satıp yükselenin peşine koşacaktır. Daha sonra yükseleni aldığı zaman yükselen coin düzeltmeye girecektir. Ondan da korkup tekrar satacaktır. Geri elindeki sattığı çıkan coin'e tekrar dönecektir ya da B coin'ine dönecektir. Gezeleyecektir bu coin'ler arasında. Coin'ler arasında gezelemek rally döneminde hatadır. Sizlere o çıkışta para kazandırmaz kardeşlerim. Aksine kaybettirir. Geçelim Ethereum'a. Ethereum 3000 doların üzerinde arkadaşlar. Her ne kadar, bakınız EMA 50 günlük ortalamayı 2900 dolara yaklaşsa da bir iğneyle geri toparlıyor. Şimdi 3100 dolarlık bir direnci var. Kırar mı? Kırar. Yok, burada ben böyle formasyon tamamlayayım, çekeceğim aşağı kendimi derse de o zaman 2500 dolar olur. Evet. Hani 2500 dolar yazanlar var ya, işte bunu yazıyorlar arkadaşlar. Ethereum buraya kadar çekilecek. Burası da ne zamanki dönem? 24 Ocak'taki dönem. 24 Ocak'ta buraları test etti biliyorsunuz. Bu sene böyle ikinci dalgayı yaşıyoruz. Bitcoin'de geri çekilmede. Büyük satış dalgalarının geleceğini. Eğer büyük ekonomik krizlerin devam edeceğini düşünenler varsa bu durumda Bitcoin yine bence, bu benim kanaatim, yatırım tavsiyesi değil, altından sonra güvenli limandır. Sen bakma, dün mesela İstanbul Borsası çok güzel yükseliş, rekor üzerine rekor hisseler oldu. Tavan tavan giden hisseler oldu. Bugün fırsat bulursam bir de onları inceleyeceğim yine diğer kanalım için. Peki bizim düştüğümüz yerde onlar yükseldi de buradan onlara giden olmadı mı? Oldu. Buradaki düşüşte ne yaptı vatandaş? Ama asıl güzellik neydi biliyor musunuz? Burada hissen var zaten. Paran da nakitin varsa ister oradan al, ister buradan al. Nereden istiyorsan oradan al. Hangisi kafana yatıyorsa ondan al. Ama bu düşüşlerin de bir alım fırsatı olduğunu unutma kardeşim. Düşüşler bizim ayağımıza bir alım fırsatı serdiğini unutma. 100 TL'ye aldığın 70 TL'ye alıyorsun aynı zamanda. Daha önce sorduğunuz sorular, hocam artık buradan girilir mi? Buradan yapılır mı? Şeklinde soruları sorma yerine buyur kardeşim, fırsat gelmiş ayağına zaten. Evet, Ethereum 3000 doların üzerinde tutunduğu sürece onda da sorun yok. Ethereum 3000, Bitcoin 40.000 doların üzerinde kaldığı sürece yolumuz açıktır kardeşim. Dogecoin. Ne yaptı Dogecoin?
güzel bir çıkış yapmıştı. Ona ne yaptı? Geri verdi. Peki Musk'ın pozisyonu ne oldu? Musk arkadaşlar yönetim kurulunda olmayı reddetti. Bu demek değildir ki Twitter'da daha herhangi bir şey yapmayacak. Devam edecekti, sadece yönetim kurulunu kabul etmedi arkadaşlar. Tabii ki onun üzerine de ne yaptı? Doge'de de biraz geri çekilmeler oluştu. Doge'nin geri çekilmesi yüzde, şöyle söyleyeyim yani 15 şuraları test etmiştik zaten. 15-40'ları falan. Şu anda da yine 14'lerde sayılır. 13-90, 14'lerdeyiz. Yani en az kaybedenlerden biri de Dogecoin olmuştur. Sağlam durdu yani. Şu anda 0-13 dolar seviyelerindeyiz. 14-13. Ve %3,5'luk yukarıda Dogecoin bugün. Şimdi hocam neresi yükseliyor? Nerede yukarıda ya? Düştük bat. Arkadaşlar şu an grafiğe göre söylüyorum. Dünkü piyasaya göre bugün Dogecoin %3,58 yükselişte. Doğru mu? Bak ekrana bak. Biz bir hafta önceyi konuşmuyoruz. Biz diyoruz ki şu anda Dogecoin 0,1388 3,50'lik bir yükselişi var fiyatıyla beraber. Peki hocam burayı anladık. Gelelim şuradan kısa mesafeye. Bakınız güzel bir formasyonla geliyor Doge. Doge arkadaşlar bugün gördüğümüz yerde küçük de olsa oklarla videoyu fazla uzatmadan gitmeye çalışacağız. 0,14 doları gösteriyor arkadaşlar. Yani geliyor tekrar yerine. Shiba. Evet aynı formasyon Shiba'da da var. Shiba 22'nin üzerinde 23'lerde yine sayılır. %3'ün üzerinde yukarı yönlü hareketi var. Tabii ki güç topladı diyeceğiz bunlara. Güçlerini topladılar. En son burada zaten 12 Nisan'da Shiba burayı zaten test etmişti. Evet. Pardon. 12 Nisan'da gece saatlerinde yani 12'lerde. 12.05 geçe 10 geçe burayı test etti. Tekrar arkadaşlar sabah saatlerinde aynı yeri bir daha test etti. 22.38'e kadar çıkıp tekrar 22.19'a kadar 21.92'ye kadar geri çekildi. Ama durmadı. 22'nin üzerinde devam ediyor. Saatliğine dönecek olursak. Gördüğünüz gibi burada ikili dip yapmış görünüyor Shiba arkadaşlar. Peki hocam. Shiba, Doge. Anladık. %3'ün üzerinde bugün yukarı yönlü hareketleri var. Ne yapacaklardır? Arkadaşlar. Bitcoin'e bağlı olarak bir müddet bu şekilde devam edeceklerdir. Bitcoin'in yukarı yönlü hareketi bunları Bitcoin %2 yaparsa bunlar 7, 8, 10 yapacaklardır. Tıpkı Bitcoin'in 5 düştüğü yerde bunların 10, 15 düştüğü gibi. Nasıl düşüyorlarsa o şekilde çıkacaklardır. Zillika. Bugün dünkü düşüşlerde Zillika da sağlam durdu. Bugün de Zillika an itibariyle yarım puanın altında bir hala kırmızıda 0.11'lerde arkadaşlar. ApeCoin. ApeCoin'de de şu anda hala %1'lik bir yukarı yönlü hareketin olduğunu tekrar 10 doların üzerinden 11 doların üzerlerine doğru çıkış gerçekleştirdiğini söyleyebiliriz. ApeCoin'e arkadaşlar Coinbase tarafından çekilen bir film haberleri yayıldı. Bu da bunu birazcık dün yukarı yönlü hareket başlamasına sebep oldu. Dün yukarı yönlü yaklaşık piyasanın %10-15 geri çekildiği yerde ApeCoin'de %3-4 yukarı hareket etti. Evet 10-10,5 dolara kadar çekilen bir Ape 11 doların üzerine atmayı başardık dün kendini. Peki DAR'da durum ne? DAR'da arkadaşlar an itibariyle %5'in üzerinde yukarıda bakınız. 1 doların üzerine tekrar attı kendini. 1 doların altına kadar, pardon dünkü düşüşte gelmişti zaten. Chiliz. Arkadaşlar öğleden sonra bugün vaktim var. Şu anda fazla uzatmayacağım videoyu. Piyasa genelini değerlendirebiliriz. Chiliz'e bakalım. %1,5'luk yukarıda 0,22'lerde devam ediyor. Cardano da bugün
1 doların altına indi ya, tekrar yukarı doğru hareketi başlatmış görünüyor. Şu an 0.95'lerde. %3'lük yukarıda. Arkadaşlar, piyasa geneline baktığımızda bu şekilde gidiyor. Bakınız, nereye bakarsak bakalım 3'lük, 4'lük, 5'lik yukarı yönlü hareketin başladığını söyleyebiliriz. Evet, bir de metaverselere bakalım arkadaşlar. Metaverselerde durum ne? Birkaç tane de metaverse coinlerden. Arkadaşlar, Gala an itibariyle 0.20'lerde bakınız ve %4'e yakın yukarıda. Metaverse kopabilir bugün bakınız, kopabilir. Çünkü çoktandır düşüş yatay düşüş yatay şeklinde gidiyor. Ax 47'nin üzerinde ve %5 yukarıda. Gidiyor arkadaşlar. Bakınız, önde kırması gereken direnç 51 dolar. The Sandbox 2.7'lerde. Evet, Sandbox'a da gidiyor. %3'e yakın yukarıda. Mana %4'e yakın yukarıda bugün. Mana arkadaşlar 2.13 dolara kadar çekildi. Biz geri çekilmede 2.20'leri, 2.25'leri söylemiştik. Tabii ki dünkü düşüşte tuzu biber oldu. Yine de orada dediğimizin birazcık daha altına geldi. Ama toparlıyoruz, yani şu anda %4 yukarıda. Engine'e baktığımızda engine yine tutunmaya çalıştı 1.5 doların üzerinde. %3.74'lük an itibariyle yukarıda arkadaşlar. TLM'ye baktığımızda %5'e yakın yukarıda. Evet, yani gidişatlar şu anda geri döndü gibi görünüyor arkadaşlar. Rahat olun, piyasa güzel dönecektir inşallah. %3.5'lük yukarıdayız. Mbox'a da baktığımızda da %6 yukarıda ve 2 dolar 68 centlerdeyiz. Ve Alice'e baktığımızda da %5'lik yukarıdayız. Yani anlatmak istediğim şu. Arkadaşlar, piyasamız dünkü çöküşün ardından bugün toparlanmaya çalışıyor. İnşallah bu hafta toparlanarak devam ederiz. Kötü bir başlangıç yaptık. Doğru, haftaya kötü bir başlangıç yaptık. Ama bu kötü bitecek anlamına da gelmez arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda görüşünceye dek kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bu piyasada sadece rahat olmak var, panik yok kardeşlerim. Hoşçakalın.